sorulara devam ediyoruz. Seyircimiz aynen şunu sormuş. Nişanlıyım ama kaynanam 33 bilezik 30 bin lirada para istiyor demiş. Ne? Bunları getirmen, getirmeden de kızımı vermem demiş. Anlamıyorum kayınvalidemin amacı kızını bana mı vermek para mı kazanmak demiş. Valla kayınvalide ticaretten anlıyor. <laughs> yani bence ticaretten anlıyor. Ortak olunabilir. Niye acaba burada kızına mı garantiye almak istiyor şu değil, bir anlamda? Eğer şöyle kızı için istiyorsa bunlar yarın e, bu toplanan parayla ev alsınlar diyorlarsa olabilir. Bak şimdi yine olabilir ama şu var kardeşim o kadar çok e, gördük ki biz insanlar zorlanıyor zorlandığı için düğün yapmak için etraftan borç alıyor borçlarla beraber takılar getiriliyor daha sonra düğün bitiyor. Tabii. Takılar toplanıyor neden benim değil ki takı. Gerçekten yeni bir moda çıktı. E, tabii ya tak takı e, benim çok değil enteresan. ki çok üzücü ama bak bu ama bu neden oluyor işte bu şekilde kaynanalar yüzünden oluyor yani aşırı derecede sen mal dersen ben seviyorum kızını. O da beni seviyor. Evlenmek istiyorum ama önüme konulan şarta bak. Ben o, o durum yoksa ne, ne yapacağım ben? Bakın düğünleri kolaylaştırmak lazım. Şu anda öyle üzülüyorum ki niye üzülüyorum? Evleniyorlar insanlar. Çok büyük borçlarla evleniyorlar. Ve bir bakıyorum 8 sene, 10 sene, 12 sene borç ödeyenler var ya. Tabii. E, ve birbirlerini mutlu edecek, en mutlu olacakları zamanda borçlar yüzünden insanların huzuru yok. Şimdi burada çok da abartmamak lazım şeyi. Yani ee, takıları olsun, istekleri olsun, talepleri olsun çok abartmamak lazım. Peki.